maçlarımız devam ediyor. Bugün de Kasımpaşa ile oynadık. 4-2'lik bir galibiyet. Nasıl değerlendirmek istersiniz maçı? Tabii Kasımpaşa daha ciddi bir takım. Herkes tam hazır değil ama buna rağmen bence lig temposuna yakın bir tempo oldu. Özellikle ilk yarı. Mücadele oranı da hayli yüksek. Lig maçı benzeri bir ara oyun oynandı. Gerek pas oyunumuz, gerek topu kaptırdığımızdaki reaksiyonumuz, baskımız zaman zaman iyiydi. Gollerimiz akılcı ve güzeldi. İlk yarı ikinci yarıdan daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. 11 kişi değiştirmemize rağmen ikinci yarıda oyunun hakimi olmak, gol pozisyonlarına girmek, gol atmak önemli. Bunu alışkanlık haline getirmemiz lazım. Tamam, kazanmak her zaman önemlidir, her konuda, her yerde ama sonuçta hazırlık maçı olduğunu da unutmayalım. Eksiklerimizi göreceğiz. Buradan analistlerimiz bizle beraber önemli örnekler çıkaracak. Buradan kazancımız öyle olacak. Artı kazanma alışkanlığını üzerimize giyersek bu elbise daha güzel durur. Tabii yavaş yavaş PSV maçına da hazırlanıyoruz. En son provamız hemen pazartesi gidiyoruz, yarın değil öbür gün. Olympiakos'ta olacak. Orada sıcak, seyahat, hepsi dahil olmak üzere iyi bir şey görmek istiyorum açıkçası. Çünkü Olympiakos'ta önemli bir takım. Oradan sonra da PSV'ye hazırlanacağız. Markao'yu riske etmedim. Aşil tendonun da sıkıntısı vardı. Doktorla konuşup istirahat etmesini uygun gördük. Buradan bir bildiri gibi bir şey söyleyeyim. Profesör Ateşkara, sevgili dostum, beni aradı. Ve aşıyla ilgili düşüncelerini iletti. Ben de çok makul, mantıklı buldum ve bu yardımı yapmak için seve seve biz 40 küsür kişi davet ettik. Bir aşı veya iki aşı olmasını şart koşarak ve listeleri inceleyerek. Bu sadece o gün için değildi. Her müsait olduğumuzda taraftarımız için de bazı üniversitelerimiz için de, bazı liselerimiz için de, herkesin de açık olacak Florya. Burada amacımız ısrarla aşıyı herkese ısrarla yapılmasını istemek. O yüzden bir bu yardıma, yani bilim kurulundaki Sayın Ateş Hocam'ın ve diğer ekibin emeklerine biz de bir yardım edebilir miyiz diye böyle bir gün yaşadık o gün. Yani neticesi veya işin perde arkası buydu. Onu da açıklayayım ki ben kimse alınmasın. Biz o gün Galatasaray Üniversitesi'nde Galatasaray Lise'yi tercih ettik. Yarın başka bir lise olur, başka bir üniversite olur. Galatasaray taraftarı zaten her zaman gelebilir ama burada asıl olan tek şey var. Bir veya iki aşıyı yaptırmak. Bunun önemini vurgulamak için biz de yardımcı oluyoruz. Bunun bilinmesini isterim. Gençlere gelince siz zaten soracaksınız herhalde. Çok da konuşmadığımız için bizi yakalayınca sorular fazla oluyor. Memnunum gençlerden. Bu sene niyetimi belli ettiğimi düşünüyorum. Her zaman da onlara şans verdim ama ümit ederim şanslarını iyi kullanırlar. İhtiyacımız var onlara. Transfere gelince olağanüstü çabalarla çalışan bir başkanımız ve yönetimimiz var. Olacaktır. Anlayabiliyorum. Endişeyi de hissedebiliyorum. Ya PSV yaklaşıyor, hala olmadı. Bunlara hiç paniğe gerek yok. Çünkü ben görüyorum, uğraşılıyor. Hem de günün her saati. Onun için
merak etmesinler. Bizatihi hatta görüşmeleri başkanımız yapıyor. Onun için Galatasaraylılar da rahat olsunlar. Hiçbir endişemiz yok. Hangi takımımız olursa olsun çıkıp oynayacağız. Şu anda 10 transfer yapsak da PSV maçının garantisi yok. Yapmasak da onların garantisi yok. O yüzden rahat olsunlar. Çünkü Eylül'e kadar da vaktimiz var. Böyle de bir hani gönüllerini ferah tutmaları için buradan bir mesaj vermek istedim. Hocam devre arasında Sayın Başkan'la samimi bir sohbetiniz vardı. Biz de açıkçası merak ettik. Acaba neler konuşuldu diye paylaşabileceğiniz bir nokta varsa. Tabii. Bir sakıncası yok. Şu günlerde başkanla en çok konuştuğumuz konu transfer. Sağ olsun son durumları Ozan Şener kardeşimle beraber bilgi verdiler. Ben de bazı şeyleri paylaştık. Ondan sonra sağ olsun gelmişti hem de maça. Yine şimdi dönerken yine görüşeceğiz. Yani onun için Galatasaraylılar rahat olsunlar, merak etmesinler. Biraz gecikmiş olabilir. Çoğu zaman gecikiyoruz. Gecikmediğimiz bir zaman yok. Yani soru sorayım ben size. Şöyle hep beraber daha sezon açarken bütün transferlerin tamam olduğu bir yıl hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum. Siz hatırlıyorsanız bana söyleyin. Var mı başkası? Hocam şimdi son döneminizde sizin ruh halinizi ve dış görünüşünüzü daha farklı görüyoruz. Yani geçen yıldan farklı bir Fatih Terim görüyoruz. Siz kendi döneminizi 5. Fatih Terim dönemi mi olarak yorumlarsınız yoksa devam eden bir süreç olarak mı? Valla beni en çok tanıyan sizlersiniz. Yani her halimi hepiniz biliyorsunuz. Ben hadiseler karşısında ruh halini belli eden bir insanım. Yani mış gibi yapamam. Nerede olursa olsun. O yüzden bunun teşhisini koymak çok basit. İyi geceler. Teşekkür ederim. Sağ olun.